Şu an şahsen benim sabır safamdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabrediyorum dediği Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı hezimetle sonuçlanan İstanbul seçiminin ardından görevden aldı. Ve bu sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. İddiaya göre AKP'nin yerel seçimlerde metropolleri kaybetmesinin sebeplerinden biri de hızla yükselen ekonomik krizdi. Seçmen üst üste gelen zamlar ve yükselen enflasyonun cezasını sandıkta kesti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl sonra ilk kez bir seçimden sonra balkon konuşması yapamadı. Sevgi kazandı, sevgi! Ankara kulislerinde Erdoğan'ın ekonomik krizin faturasını damadı Bakan Berat Albayrak'a çıkarması beklenirken Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'na yöneldi. Çünkü Erdoğan'a göre kötüye giden ekonominin ve bir türlü düşmek bilmeyen enflasyonun ana kaynağı partisinin yanlış politikaları değil, Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararlarıydı. %50'lere varan faiz oranı olduğu zaman içinizde böyle %50 karlılıkla kazanan çalışan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında oldu ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçiminden yaklaşık 2 hafta sonra düğmeye bastı ve uzun süredir hedef tahtasında tuttuğu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı gece yarısı yayınladığı bir kararname ile koltuğundan indirdi. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ama yok, enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş. Erdoğan, Çetinkaya'nın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal'ı göreve getirdi. 3 senedir başkan yardımcılığı yapan Uysal, eski bir Halk Bankası yöneticisi. Uysal, 17-25 Aralık gibi en çalkantılı dönemlerde dahil, Halk Bankası'nda 5 yıl boyunca hazine yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü. Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini söyledi.